Baktım. Aykan Erdemir'in izlenimi nasıl? CHP eski milletvekili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şu anda canlı yayında bize oradaki durumu aktaracak. Aykan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi biz burada bir başkanlık sistemi üzerinden tartışmayı devam ettiriyoruz. En önemli konu da tek adamlık meselesi. Amerika'da tabii enteresan gelişmeler var. Belki buraya da örnek olabilir. Trump seçim döneminde en önemli vaatlerini bile yerine getirmekte güçlük çekiyor. İşte Arap ülkelerinin vatandaşlarının kendi ülkesine girmesini yasakladı. Mahkeme kararıyla bu yasak ortadan kalktı. Şimdi sağlık sistemiyle ilgili yeni bir şey getirmek istiyor ama yasamayla bu işi çözemedi anladığımız kadarıyla. Ne oluyor? Yetkisiz mi orada başkanlar? İstediklerini yapamıyorlar mı? Nasıl sistem işliyor? Sizden bir şöyle özet almak isteriz doğrusu. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim sisteminin en önemli unsuru güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmaları. Burada elbette klasik anlamda yasama, yürütme, yargı arasındaki dengeden bahsediyoruz ama aynı zamanda dördüncü güç olarak basın da çok önemli bir yer tutuyor. Trump'ın başkanlığının ilk dönemine baktığımızda Amerika'da kurumların güçler ayrılığı noktasında denge denetleme süreçleri açısından ne derece başarılı, ne derece yetkin olduğunu gördük. İşte en son Cuma günü Obama'nın yasası olarak bilinen sağlık yasasının değiştirilmesine yönelik Başkan Trump'ın girişimi bizzat da kendi partisinin temsilcileri tarafından, yani Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partili vekiller tarafından bloke edildi. Bu şunu gösteriyor. Amerika'daki başkanlık sisteminde Türkiye'dekinden farklı olarak aslında başkanla partisi arasında önemli bir ayrım var. Başkan partisinin tek karar vericisi değil. Milletvekillerine, yani Temsilciler Meclisi üyelerine ve senatörlere karar vermiyor. Dolayısıyla da hem Temsilciler Meclisi üyeleri hem de senatörler kendi partisinden dahi olsa başkanı hayır diyebiliyorlar. Baskı yapamıyor mu mesela? Baskı yapamıyor mu kardeşim? Burada biz bir karar aldık, niye uygulamıyorsunuz? Söz verdik memlekete, millete, yapamıyoruz işte, zor durumda kalıyoruz hem parti olarak hem ben falan diye. Ya da bir disiplin soruşturması, partiden ihraç, bunlar olmuyor mu mesela orada? Şimdi Başkan Trump geçen hafta Perşembe akşamı sizin dediğiniz türden Amerika'nın da siyasi sisteminin çok alışık olmadığı tür bir baskı yapmaya çalıştı. Bir ultimatom verdi. Özellikle bu sağlık yasasına karşı çıkan Freedom Caucus, Özgürlük Kongresi olarak çevirebileceğimiz muhalif cumhuriyetçi gruba dedi ki bu yasayı ya böyle olduğu gibi kabul edersiniz ya da ben devam ediyorum dedi. Onlar da Başkan Trump'ın restini gördüler ve yasayı bloke ettiler. Şu anda da Trump'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü hem Temsilciler Meclisi hem Senato üyeleri kendi seçim çevrelerinden, kendi destekçilerinin sağladığı maddi manevi desteklerle seçiliyorlar. Ve her bir aslında... Trump partinin de genel başkanı değil tabii. Evet, Trump da ne onları partiden atabilir, ne disiplin soruşturmasına verebilir, ne onların seçilmelerini engelleyebilir. Yani dolayısıyla burada çok net bir anlamda yasama ve yürütmenin arasındaki bölünmeyi, ayrımı görüyoruz. Birbirini nasıl dengeleyebildiğini, denetleyebildiğini görüyoruz. Tabii bu sadece yasama boyutu. Çünkü aynı zamanda şu anda Başkan Trump da, hani siyasete oldukça yeni kendisi, şunu gördü. Amerika'da bürokrasi ve yargı ne derece bağımsız, ne derece otonom çalışabiliyor, bunu gördü. Örneğin iki ayrı federal mahkemede işte dünya kamuoyunda Müslüman yasağı olarak bilinen başkanın kararnameleri bloke edildi. Yine aynı şekilde Milli Güvenlik Danışmanı istifa etmek, evet, Michael Flynn görevini bırakmak zorunda kaldı. Hatta geçtiğimiz hafta belki Washington'da en çok konuşulan olaylardan biri de şu anda FBI'ın soruşturması. Yani acaba seçim kampanyası boyunca Trump'ın kampanya ekibi seçim sonuçlarını etkilemek için bazı sızdırılan e-mail'lar noktasında koordinasyon görevinde bulundu mu? Bu da şunu gösteriyor ki Amerika'da hiçbir kurum, hiçbir seçilmiş ya da atanmış yetkili bu tür yargı soruşturmalarından
münezzeh değil, bağımsız değil, dokunulmazlığı yok ve de hiç kimsenin de aklına bu tip bir yargı süreci başladığında ya işte bu bir kontrodur, bu üst akıldır, bu işte kriptoların işidir demek gelmiyor. Çünkü burada herkes hukuk önünde eşit ve herkes hesap vermek durumunda. Peki hukuk sistemi değiştirilemiyor mu mesela? Türkiye'de çünkü benzerlerini gördük. Böyle bir ayak bağı olabiliyor, bazı grupların eline geçebiliyor diye hukuk sistemi 2010'dan 2017'ye 7 yıl sonra tekrar değişecek ki yasaları saymıyorum bile. Evet, ne yazık ki yani Türkiye söz konusu olduğunda gerçekten soldan sağa belki tüm seçmenlerin hemfikir olduğu bir nokta Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, adaletin tecelli etmediği, çok yavaş çalıştığı. Amerika'da elbette siyaset yargı üzerinde nüfuz elde etmeye çalışıyor. Fakat kurumsal olarak yargıya o kadar hem otonom bir alan açılmış, hem de bir yandan yasal, bir yandan da süreçsel yöntemlerle bu otonomi güvence altına alınmış ki işte bugüne kadar yargının ne derece bağımsız hareket edebildiğini gördük. Hani şöyle söyleyelim, denetleme o derece ki belki yaşı el verenler hatırlayacaktır. Amerika'da bir başkan Nixon istifa etmek durumunda kalmıştı. Yani kendisiyle ilgili sıkıntılı bir hukuki sürecin başlayacağını gördüğünde hani direnmek yerine, komplo teorileri üretmek yerine, dış mihraklar demek yerine. Evet, dış mihraklar, iç mihraklar demek yerine istifa etmek durumunda kalmıştı. Yine aynı şekilde düşünürsek Michael Flynn'in görevden el çektirilmesi de çok benzer bir durum. Galip Toker sormuş bize, izleyenlerden birisi, Flynn'in FBI itirafçısı oldu şeklinde haberler geliyor, doğru mudur diye. Ya şu anda Washington kulislerinde konuşuluyor, fakat hani buna ilişkin bir somut bir şey delil yok. Net bir şey yok, ama şunu görüyoruz ki hani bir milli güvenlik danışmanı dahi hukuki süreçler başladığında ya da en azından bazı şüpheler belirdiğinde çok güçlü bir makamda olmasına rağmen direnemiyor. Yine aynı süreçte şunu gördük. CIA'nin eski başkanlarından birinin bu konuyla ilgili önemli açıklamaları oldu. Hani kendisi şunu demedi, ben Amerikan istihbaratının başındayım, ben bu tip saldırılarla ilgilenmiyorum, benim bir dokunulmazlık zırhım olmalı demedi. Aksine Amerika'nın önde gelen gazeteleriyle mülakatlar verdi, önde gelen televizyon programlarına çıktı. Yani burada herkes bir anlamda hukuk karşısında hem kendini savunmak zorunda hissediyor, hem de belli bir şeffaflık anlayışı çerçevesinde basına da bilgi vermek durumunda hissediyor kendini. Türkiye'den farklı olarak. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Aykan Erdemir, CHP eski milletvekili Aykan Erdemir.